Sarı Prenses ve Ciklet Türleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimdeki fazla olan balıkları normal bir pet shop'a devredeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Iceman'lardan iki tane var. Bu iki taneyi götürüp yerine Sarı Prenses alacağım. Öncelikle yakalamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar balıklarımı yakalayıp götürüp değişimini yaptıktan sonra videosuna devam edeceğim. Şimdi tek elimle olmayacak bu iş. Bu yüzden yakalayıp devredeceğim. Ondan sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Elimde burada bu bölmüş olduğum yerde bir tane trapeus vardı. O trapeus'u yakaladım. Onun yerine bir tane Iceman attım. Ve bunun yanına o getireceğim sarı prenseslerden bir tanesini atacağım. Ve bir deneme yapacağım. Bakalım arkadaşlar güzel bir yavru alabileceğim mi yani onu merak ediyorum. Çünkü şeker pembe ile beyaz prenses çiftleştiği zaman 3 farklı tür balık çıkıyor. Iceman ile sarı prenseste de bakalım ne çıkacak. Onu merak ettiğimden bu bölmeyi trapeus olan bölmeyi trapeus'u yakalayıp kovama aldım. Iceman'ın bir tanesini buraya attım. Bir trapeus ve bir tane Iceman götürüp balık alacağım. Alıp geldikten sonra videomun devamını tekrardan ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir yarım saat geçti herhalde gittim geldim. Görmüş olduğunuz gibi diğer balıkların videosunu çekmeyi unuttum götürürken. Şu şekil bir tane trapeus bir tane de Iceman arkadaşlar. 10 milyon üstüne fark vererek trapeus biraz pahalı balık ama elimde bir tane olduğu için mecburen aynı Ice şey gibi verdim yani. Sarı prenses fiyatı gibi bir şey verdim. Bunlardan arkadaşlar bunların üçü de dişi. Verdiğim Iceman'ların bir tanesi erkekti. Trapeus de erkekti. Koronilerim bitmişti. Şimdi bunlardan bir tanesini arkadaşlar Iceman'ın yanına atacağım. Takip edeceğim tabii ki ısırıyor mu ısırmıyor mu diye. Bakalım bir çift olabilecekler mi? Bunlardan bir tanesini şimdi yakalayayım. Bunlardan hatta bir tanesi portakal. İki tanesi sarı prenses. Şöyle şu küçük olanı şeyin içine atacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Dişiliği dişi arkadaşlar. Biraz bu da şeker pembeyi andırıyor. Sarı prenses diye aldım ama. Evet, Iceman'ın yanına atacağım şimdi bunu. Bakalım ikisi bir çift olacak mı? 1-2 hafta bu şekil sakladıktan sonra. Bakalım Iceman'la güzel bir çift olabilecekler mi? Hatta 1-2 tane de yavru atabilirim buraya. Kendi yavrularım var. Bakalım ikisi güzel bir çift olabilecek mi? Bunu takip edeceğim. Videosunu da çekeceğim sizlere. Umarım izlersiniz. İnşallah yavrularını da görürüm arkadaşlar. Şimdi burada da bir tane beyaz prensesim var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 3 tane de dişisi var altında. Bunlar kendi yavrularımdır. Şunu almıştım arkadaşlar. Bu da beyaz prenses. Şeker pembe kırması gibi bir şey. İçinde sarı prenseslerim var. Burada da sarı prensesim var içinde. Bu 3 tanesi erkek. 2 tanesi dişi sarı prenseslerin. Şimdi şu 2 taneyi de bu iki taneyi de arkadaşlar içine bırakacağım. File yardımıyla yapayım bunu. Umarım strese girip de ölmezler. Üzülürüm. Bir de arkadaşlar şu suyu ben kendi akvaryumumdan şey yapmıştım. Orada bir maşrapa su ekledim. Akvaryumcunun şeyinden. Yani görüyorsunuzdur pisliğini. Kendi suyum maşallah temiz. Şimdi balığı bırakıyorum. Umarım güzel bir verim verir. Bayağı da iyi gözüküyor yani balık. Bir tane de portakal aldım. Portakalı da koyacağım. Sarı prenses de çiftleşir. Bu yüzden adamın da elinde yoktu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Rengi alev alev. Bakalım.
Evet. İnşallah güzel bir yavrular verir bana. Çünkü artık balıklarım yavru vermekten büyükleri ölmüştü. Hastalanıyorlardı. Şimdi bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Maşallah maşallah, o da güzel. Bir de arkadaşlar burada tedavisini yaptığım bir balık vardı. Onu da büyük şeyle yakalayayım. Bayağı bir pulları falan dökülmüştü bu balığın. Ama sarımsaklı yem vesaire bayağı bir şeyle balığı toparladım. Maşallah leokorumda görüyorsanız balık yanında yavru kalır ama şeyin büyük balığı yani. Evet. Bunu da buraya attık mı üretimimiz tam gaz devam. İnşallah strese girip bir daha hastalanmaz. Takip edeceğim bunları zaten. Balıklarım da gayet güzel. Şöyle portakalı görüyorsanız. Maşallah. Akvaryum gene dolu dolu oldu arkadaşlar. Şöyle size leopar vatozlarımı da göstereyim. Maşallah. Koy bölmüş olduğum akvaryumda neredeyse bir boy. Ve bir tanesi de arka tarafta. Bunların da tahmin ediyorum şu solungaç kısımları sivri olan erkek. Arka taraftaki de biraz solungaçları şöyle yuvarlağımsı, arka tarafını görmüş olduğunuz gibi. Şununki daha yuvarlağımsı. Büyük ihtimal bu erkek, o dişi. İnşallah bunlardan da bir yavru alırım. Maşallah balıklarım yine çoğaldı. Arkadaşlar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Umarım herhangi bir şey kafanıza takılırsa da yorum olarak belirtirseniz yardımcı olabileceğim bir şey varsa da yardımcı olurum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videomu beğenip sayfama abone olursanız, bana destek olursanız da daha çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu YouTube'dan bir para kazanma muhabbetim olursa sadece balıklarıma yem vesaire balık bu tarz şeyler alacağım. Veyahut da yani güzel bir para kazanırsam da bu parayı çekiliş olarak yem vesaire olarak da vermeyi düşünüyorum yani. Umarım abone olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun, var olun.